Dikişli sünnet olur mu? Daha önce de bahsettiğim gibi dikişli sünnet olur. Bir dokuyu bir aletle beraber sıkıştırıcı, kıstırıcı bir aletle beraber sünnet derisi sıkıştırılır. Bunun üzerinden kesilir. Alet orayı ezer, damarı büzer, dokuyu da büzer, damarı sıkıştırır. Dolayısıyla buradan kanama olmaz, bu şekil yapılır. Ama bu bizim önerdiğimiz bir sünnet değildir. Ya da içeriden gizli dikiş yapılır, dışarıdan dikiş görünmez. Bu da dikişli sünnet gibi algılanabilir. Ya da gene tekrar dediğim gibi bir alet takılabilir sünnet derisine. Onun üzeri kesilir. Bu alet orada durur. 4 gün sonra gelir alınır. Alet orayı ezer, nekroz yapar. Aletin ucundaki deri düşer. Kendisi yerinde kalır. Bu şekilde sünnetler vardır.